Merhabalar oyuncular. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber birinin yaptığı oyunları değil, kendi yaptığımız oyunları oynayacağız. Evet, işte karşınıza kodu GameLab. İndirin kodu GameLab'ı. Aşağıda yazdığı gibi www.kodugamelab.com'dan indirebilirsiniz. Evet. Şimdi oyuna girdiğimizde böyle bir şey oluyor. Yani oyun dediğimiz. Bunun aslında kodlamayla bir ilgisi yok ama kodlama, algoritma var. Ama kodlama değil. Yani böyle bir önceki videodaki gibi move right, move up, onun gibi şeyler yok. Ve Türkçe kurulumunu yapabiliyorsunuz. Bu mümkün. Tamam. Geçelim şimdi. Yeni dünya diyoruz ilk başta. Böyle hazır dünyalar var. Biz normalde seçeceğiz. Evet, böyle bir yere geliyoruz. Şurada yazıyor, zemin taşımak için şunu kullan diyor. Yörünge kamera. Yani bu taraftan bak, bu taraftan bakabiliriz falan. Fare tekerleği zoom ayarı diyor. Sonraki karakteri bul, tap. Karakter koymadığımız için. Tamam. Şimdi buradan geri dönme var. Ana menüye geri dönebiliyoruz. Yaptığımız oyunu başlatabiliyoruz. Kamerayı hareket ettirebiliyoruz buradan. Yani burayı birazdan tam olarak... Buradan karakter ekleyebiliyoruz. Nesne ekle. Ne ekleyelim? En sevdiğimi ekleyeceğim. Nerede o? Roboskit. Evet. Sonra patika falan ekleyebiliyoruz. Şöyle... Böyle yarış yoluymuş gibi. Bunun gibi şeyler yapabiliriz. Bunu buna yapıştırıyorum. Sen burada kal. Sonra zemin boya ve ekle ya da sil. Sağ tıklayarak zemini yok edebilirsiniz. Ve soluna tıklayarak da zemini istediğiniz gibi genişletebilirsiniz. Böyle böyle. Yol falan. Bu arada rastgele yapıyorum. Birazdan sıfırlayacağım ve baştan güzel bir yer yapacağım. Şimdi bu yukarı aşağı vadiler veya tepeler yap. Bakın şimdi görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi burada bir tepe oluştu. Sağ tıklayıp bunu indirebiliriz. Şu tarafını biraz çıkaralım. Şöyle. Mesela böyle yapabiliriz. Bir de burada şekiller var. Resimde de öyle şekiller olabiliyor. İsterseniz böyle yuvarlak olarak da düzenleyebilirsiniz. Sonra dümdüz hale getiriyor bunu. Bakın izleyin. Gördünüz mü? Biraz daha düzgün daha deminkinden. Ortalıyor hepsini boyun. Sağ tıklayınca. Evet, böyle güzel oluyor. Aa, dağınık tepe gibi yapıyor bakın. Böyle noktalı noktalı bina gibi yapıyor. Sonra su var. Evet, suyu yükseltebiliriz istediğimiz kadar. Evet. Robotumuz orada yüzmeye çalışıyor. Ben şuna geçeyim. Evet, robotumuz orada yüzüyor. Evet, en sevdiğim yana suyun altını böyle gösteriyor arkadaşlar. Aynı suyun içindeymiş gibi. Ama buradan bakınca normal. Tamam. Burada kalmıştık. Silme aracı. Nesneleri silmek için bir fırça kullan diyor. Fırçamızı seçelim. Bu olsun. Aa. Fırça boyutumuzu dev gibi yapıyoruz. İndirelim şunu. Biraz abartmayalım. Bu çalışmıyor galiba, yoksa ben mi yapamadım, anlamadım. Tamam, buraya geçelim şimdi. Bu da ayarlar. Cam duvarlar olsun. Kamera modu serbest. Rastgele hareket edebiliyor. Sabit oluyor, hep bir yerde duruyor. Sabit pozisyon yine. Başlangıç kamerası. Kamera yay gücü. Pusula göster. Böyle bir sürü şey var. Dalga yüksekliği, deniz dalgasının şeyini. Suyun gücünü, gökyüzünün rengine bakın, böyle istediğim gibi yapabiliyorum. Ben şu orijinalle gideyim. Sonra buradan aydınlatma, gündüz
Aydınlatma türünü seçiyoruz işte. Böyle olsun. Minimum esinti 41. Patika takipte böyle bir sürü şey var. Onları geçelim. Şimdi biz burayı sıfırlayalım. WASD ile de hareket edebilirsiniz. Tamam. Bunu alalım. En başa buradan alalım direkt. Nerede? Burası. Tamam. Şimdi. Seni alalım şuradan motosiklet. Neydi? Adı neydi senin bakalım tekrar. Robosiklet doğru. Şimdi seni buradan alalım. Tamam. Biz buraya çünkü böyle düzgün bir şekilde yol yapacağız. Evet şu an W'ya basıyoruz. Dümdüz olması için yolun. Biraz hafif çıkıntılar olabilir. Onları aldırmayabilirsiniz. Evet böyle düz bir yol. Böyle silah oyunu olabilir bununla. Koşu oyunu olabilir. Sonra böyle online olsa daha iyi olurdu ama böyle iyi. Bir de aşırı fazla şey koyunca şuradaki termometre büyüyor. O an dikkat edin. Çünkü sonra kullandırmıyor. Şimdi şöyle gideceğiz ortaya doğru. Şöyle olsun. Şöyle bir şey olsun atıyorum. Tamam. Şimdi nesne ekleyelim. Buraya biz kendi makinemizi yani buraya ben robosiklet seçmiştim. İstediğinizi seçebilirsiniz. Şimdi durun. Robosikletin kodlamasını yapacağız şimdi. Durun. İlk başta sağ tıklıyorsunuz. İsmini yenile. Kes. Kopyala. Büyük veya küçük boyutunu buradan ayarlayabiliyoruz. Tamam 1.4 girilmiş. Tamam. Sonra yükseklik değiştirebiliyoruz. Havaya falan kaldırabiliyoruz. Ayarları değiştirebiliyoruz. Böyle dönüşsüz çarpımı deneyimiz. Hareketsiz yer alamaz. Kan canını gösterelim. Çünkü şey canımız gözüksün oyunda. Diploma oran kalsın üstüne. Fişe kasadı. Bununla çok oynamayacağım. Tamam. Şimdi programlayalım. Eğer bu karakterde klavye ile WASD kullanırsak hareket etsin. Eğer bu bilgisayar klavye ile oklar kullanırsak yine hareket etsin. Sonra buradan eklentiler yapabiliyorsunuz. Hızlı hareket et, sınır, yavaş çek falan. Onlara pek girmeyeceğim. Sonra fare sağ tıkla pardon sol olsun. Sol tık ile ateş et. Bunu seçmemiz gerekiyor. Sol tıkla fişek ateş etsin. Sonra fare sağ tıkla pardon burası değil. Ateş et. Bu sefer füze ateş edecek. Şimdi klavye harfler tamam. K harfi istiyorum ben. Uy buradan da fazlası varmış. K harfi var mı? Heh burada. Tamam. K harfine basınca ne olsun? Eylemler. Zıplasın. K'ye basınca zıplasın karakterimiz. Tamam şimdi ateş ediyor, zıplıyor, hareket ediyor. Şimdi karakterimizi bir deneyelim buradan. Oyunu başlat
diyebiliyorsunuz dediğim gibi. Evet, hareket ediyor. Sağ tıkla fişek atıyor. Ama belli bir yere kadar gidebiliyor. Sonra füzemiz var. Füzeyi arda arda birkaç kere atamıyorsunuz. Onu beklemek için. O tarz füze bayağı güçlü. Sonra ne yapmıştık? K'ye basınca zıpla. Evet, bakın görüyorsunuz. Dur. Evet, zıplatıyoruz karakterimizi. K'ye basınca böyle zıplıyor. Tamam. Şimdi rakiplerimiz de olacak tabii ki. Rakipler olmazsa oyunun ne anlamı var? Değil mi? Şimdi nesnekle. Bu seferki nesnemiz. Ne olsun ne olsun ne olsun. Bu ne? Ufaklık olsun. Bu ne ya? Minikmiş. Büyütelim de görürüz. Ya ben bu karakteri sileceğim. Bunu sevmedim. Minnacık bir şey. Şuraya nesne ekle. Bu sefer... Durgun. Durgun. İyi. Tamam. Programlayalım Durgun'u. Şimdi. Görünce. Kimi görünce? Robosikleti görünce ateş et. Ateş etsin. Füze. İkide de görünce robosikleti fişek atsın yapacağım. Fişek nerede? Tamam. Bu böyle olacak. Böyle o zaman buraya koyduğum buraya boss koymayı düşünüyorum en sona. Buraya boss koyduğumda ise o buna atmayacak. Buna atarsa bu olsun canı azalır gider. O yüzden ben de oradan seçtim hangi karakter atacağım. Boss'umuz da şey olsun, neydi onun adı? Şu var ya, savaş. Tamam. Bir küçült. Dört, 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 dört. Dört olmasın ya. 3,5 iyi. Tamam. Şimdi boss'a et... Uzaktan da saldırmamak için onun etrafına duvar gibi bir şey yapacağım böyle yükseltip. Tamam, şöyle şuradan durmamak için durun ya, bu olmaz. Şunu kullanalım. Yuvarlakmış bu. Bunu kareye alıyorum. Tamam. Alamam. Evet, kareyi aldım. Boss'un etrafına kule yapmazsam karakter ona saldırabilir gibi. O yüzden boss'un etrafında bir kule yapabilirim. Direktmen saldırmayalım diye. Tamam, şu taraftan da biraz yükselti ekleyelim. Şöyle. Tamam. Şimdi ben şunu alayım. Çünkü kamerayı hareket ettiremiyorum normalde. Uzaktan saldırmamak için bunun etrafına duvarımızı da yaptık. Şuraya da yapalım. Buraya kadar gelemezsek atamayız zaten. Şuraya kadar gelemediğimiz sürece. Şimdi şunu alalım.
Şimdi birinci düşman burada. İkinci düşmanımızı buraya koyalım. Nefnek'le. Bu sefer ne olsun? Ses olsun ve bu sefer hareket edecek. Nasıl fikir arkadaşlar? Evet. Şimdi görünce robot sikleti ne yapsın? Hareket etsin. İleri doğru geçsin. Bir de görünce robot sikleti ateş etsin. Hem füze atsın. Hem de şey, ikisini birden atamıyor. Attıramıyoruz. O renk. Knockout. Yok sersemletin, sersemletin. Oy. Sersemleyecek bizim karakter biraz. O bize vurunca. Bir de füze olmasın, fişek olsun. Tamam, şimdi şuraya da bir tane nesne ekleyelim. Bu seferki nesnemiz buradan olsun. Az Sputnik uzaya gönderilen uzay aracı. Bir de eskiden onun gibi bir şey vardı, evet. Geçen sene de hatırlıyorum. Bu seferki rakibimiz çıt. Seçtim, Durgun. Kaç seni seçtim. Yutayım biraz. Küçücük de iyi olmaz. Şöyle tamam. Zaten küçük bir şey. Anam. Anlayamadım. Tamam. Şimdi. Eğer görürse. Pardon. Robosikletimiz, bizim karakterimiz robosikleti. Bu ne yapsın? Buldum. Şimdi savaşmaktan yani buldum. Ateş edecek. Ateş edince savaşmaktan savaşırken yok olacak. Yok olmasın. Dur. Bu da knockout etsin. Tamam. Nesne ekleyelim. Bu sefer ki jet olsun bu son düşmanımız. Programla görünce robot sikleti ateş etsin. Füze ateş etsin bu da. Füze atsın. Isıramayız. Tamam, ilk başta bu bize saldıracak. Biraz tehlikeli, o yüzden oyunun başında hareket etmeliyiz. Normal karakterlerin canında bir şey yapmadım. Boss'unkine bir de bizimkine yapacağım. Tamam, boss'un ayarlarını bayağı bir arttıracağım. İsmini de boss yapacağım. Evet, kalan canını gösterelim. Yapabilirsin, üstünde kal. Tamam, fişe kasarını 500 olmasın ya, o kadar şey değil. 101 olsun. Fişek yükleme zamanı yok. Bunu düşürelim. Fişek nazili biraz ileriye atabilsin. Fişek hızı. Çok da hızlı olmasın. Tek seferdeki fişek sayısı 66. Füze hasarı. Tamam. Şimdi dur, bunu programlamış mıydı? Tamam, şimdi programlayacağız. Eğer görürse robotlar birden robosikleti, yani bizim karakterimize ateş etsin. Ama buradan füze ateş etsin sonra.
Eğer görürse yine görecek. Robosikleti görürse ateş etsin. Bu sefer fişek ateş etsin. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bunda bir kod yok ama algoritma var. Evet, şimdi savaş topumuz daha oldu. Buna göre oyuna bence başlayabiliriz. Tamam, başlıyoruz. Evet, füze atıyor. Evet, oradan görebiliyoruz. Evet, füze bizi takip ediyor. Buna anlayamadım bunu. Biraz da karakterimi hızlandıracağım ya. Çok yavaş oldu. Evet, karakterlerden... Pardon. Programlara giriyoruz arkadaşlar. Buradan ne kadar hızlı olduğunu seçebiliyoruz. Çabuk. Pardon. Çabuk. Çabuk. Tamam, çabuk 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 oldu. Ben çabuk. Çabuk. Ve çabuk. Şimdi deneyelim. Evet, karakterimiz hızlıca hareket ettiği için. Evet, biz de ona füze attık. Evet, o füzeleri bizi takip ediyor. Evet, gördüğünüz gibi buradan da ateş eden şeyimiz var. Evet, buradan füzeliyoruz. Füze sıkıyoruz. Bizim canımız bu kadar az mıymış ya? Çok eğlenceli oldu ama. Tekrar oynayalım. Şimdi biraz yol olacak. İleri doğru böyle. Gitmemiz gereken yolu gösteriyor falan. Sefer buradan bu evet, güzel patika ekliyoruz. Programı kullanarak 1 dakikada bile mükemmel bir oyun yapabilirsiniz. Tamam, şimdi deneyelim. Füze attık. Bizi oradan nasıl gördü? Evet. Füzeler bizi takip ediyor. Gaza basıyoruz. Füzeler çok ilerleyemeden orada yok oluyor. Ben şundan korkuyorum. Aman. Şimdi kaç. Hadi füze, ona varabilirsin. Hayır, onun füzesi bana varıyor. Bu az daha geliyordu. Anam, kaç 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 kaç. Hadi. Hadi füzecik. Bir füze atıyorum. Kaç kaç kaç. Bu zormuş ya. Ama yenmiştim onu galiba. Bakamıyorum şimdi. Güzel oldu böyle. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tek yaşadığım sorun adamların füzesi dönüyor. Ben bir şey yapamıyorum. Biraz menzilimi arttıracağım. Evet. Çünkü menzilim kısa olunca da ateş edemiyorum. Ayarları değiştir. Tüm şeylere 10 tane yükselteceğim. Fişek hasarı.
Aman bu kadar atıyor muyum? Tamam 37 oldu. Yok hasar yükseltmeyeyim. Eksi 49. Tamam 12 olsun. Menzil tamam. Menzili 50 olsun tamam. Size menzili. Bu da 60 olsun tamam. Şimdi deneyelim. Evet attık füzemize. Evet o füzeleri beni takip ediyor. Benim füzem şuraya kadar gidebilir mi? Deneyelim. Anam! Aa füzelerimiz çarpıştı onunla. Ne? Olamaz. Bu imkansız. Evet bugünlük bu kadar yeter. Oyun yapmayı öğrendik. Ah yine başladı oyun. Şimdi ana menüye dönüyoruz. Dünyaya kaydedelim kendimiz. Mesela benim bu oyunun ismi ne olsun? ABC deneme olsun. Tamam açıklamaya da ilk kodu full öğretimi diyelim. Tamam. Kaydedelim. Şimdi ana menü. Dünyamızı kaydettik ya. Şimdi burada dünyayı yükle var. Dünyayı yani bilgisayara yükleyebiliyoruz. Yeni dünya yapabiliyoruz. Seviye için kod yazdırabiliyoruz yani. Onu boş verin siz. Yani kodu yazıcıdan çıkartıyor. Bizim bundan sonraki olayımız topluluk ile paylaş. Bundan sonraki tek olayımız. Evet. Tamam. Şimdi burada dünya yüklüğe gidiyorum. Şimdi benim dünyalarım. ABC deneme değil mi? Yok pardon. Paylaş. Ha tamam paylaşmışım zaten. Şimdi siz yükleyince benimkini görmek istiyorsanız atıyorum. Sizinki burada. İnsanlar daha güzel şeyler yapıyor. Bunları oynayabiliyorsunuz. Siz geldiğinizde büyük A, B, C deneme yazınca benimki çıkıyor karşınıza. Şu quiz olmasın. İsmini bunu değiştireyim. Ne olsun? Pin 28 gözüküyor oraya. Yaz. Kullanıcı adım da Yunus Emre Sarıgül. Görürsünüz. Şurayı biraz kapatacağım orayı. Tamam. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.